Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere topallayan ineklerimiz var. Onları seçtik, tırnaklarını keseceğiz. Neler yapıyoruz, ne gibi hizalar alıyoruz, hepsini göstermeye başlayacağız. Al bakalım, bir de kes bakalım şöyle. Tırnağı yaklaştır bakalım. Ellerimizi aldı. Abi bu tarafa vurmayacaksın hiç. Şu tarafa. Yani düşük ya. Zaten burayı açacağız herhalde. Burayı açacağız. Şimdi arkayı da keselim. Kes bak. Ne çıktı, bir şey çıktı mı? Ne mi? Silahı görmüş herhalde. Aynen abi, silahı görmüş. Nasıl muayene ettiğini göster bakayım şöyle bir. Burada bir şey yok. Bir ön tırnak mı kaldı? Ön tırnağı yapmış. Güzel hep ağır. Arkadaşlar şurayı Murat oydu, buraya taş girmesin diye bunlar da biraz daha tıraşladı ki direkt içine bir şey oturup hayvanın toparlamasına kendimiz sebebiyet vermeyelim diye. Burada küçük bir şey görseniz bile bunları bir kontrol etmeniz gerekiyor. O yüzden oradan sorabilirsiniz niye deliniz diye. Şöyle hayvanımıza bir şey verelim. Bir şey olmadığı için hayvanımızı tekrar salıyoruz. Yalnız.
Bu da daha önce kesilmiş. İlk kesin üstte topalı mı var işte? Kinter düşler mi? Var mı? Yok gibi. Dur hele de kaldırayım ben sana. Şuradan patlatmış ya. Aç bayağı burayı. Ne oldu lan? Anam olan yok. Evet, patladı. Var var. Şunu arzu et de bakalım tabandan geliyor mu yoksa sadece orası. Şu ne yaptın bir dünyayı? Şişiyor mu? Var var da komple gidiyor burası. Komple gidiyor, açılacak değil mi? Sil de öyle. Murat, ne yiyoruz bu hastalara şimdi? Tabanı üzerim diyoruz. Evet. Ne diyor öyle? Komple alıyorum. Arkadaşlar şimdi o aradaki dokunun tamamını kaldırmamız gerekecek. Hastalıklı dokuyu. Ben alayım. Hastalıklı dokuyu kaldırmadığınız zaman, dokuyu yenilemediğiniz zaman hayvanınızın tırnağı iyileşmeyecektir. Pamuğu basıversene kanaya ya. Şey, peçeteyi. Bir tablo doku nereye kadar gidiyorsa oraya kadar açmanız gerekiyor. Fazla açmamanız gerekiyor. Ne kadar fazla açarsak o kadar iyileşmemiz gecikeceği için sadece enfeksiyonlu dokuyu uzaklaştırıp daha sonra da işlemimize devam etmemiz gerekiyor. Gidiyor, komple gidiyor. Gidiyor. Bir dakika, içeride. Hayvan için ağırlı bir durum ama bunu açmadığımız zaman hayvanımız iyileşmeyecek ve daha da kötüye gidecektir. Zaten hani kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da açtığımız her yerde böyle kararmış doku var. Burayı siyah renge çevirelim. Bir şey var arkadaşlar, neydi onun? Böyle hayvan gördüğünüz zaman, bu hayvan bu hale gelinceye kadar neredeydiniz diye sorular soruyorsunuz. Bunlar çok hızlı yayılan hastalıklar. O yüzden her yerde çıkabilir. Önemli olan hayvanınızı doğru bir şekilde tedavi edebilmek. Tedaviden sonra da hızlı bir şekilde grubuna gönderebilmek. Yaklaşık bu hayvanı 4 bandaj, 3 gün arayla alındığı zaman bu hayvanımız iyileşecektir. Zemininiz kuruysa sadece renkli bandaj ve sargı bezeli işaret edebilirsiniz ama zemininiz ıslaksa gri bandaj kullanmanız lazım. Şimdi hayvanın nasıl bandajlayacağız onu da göstereceğiz inşallah. Ali dayım, o çubuklarla dokunun alt tarafına, zaten ölü dokular altında boşluk oluşturuyor. O boşlukları tamamen temizlemesi gerekiyor. Temizlemezse oradaki bakteri üremesi devam edecek ve hayvanımızın tırnağını iyileştirmeyi geciktirecek.
Tamamen boşalttın abi. Ya. Az bir şey de burada. Mantığı anladınız herhalde. Çubuğu sokuyoruz. Altı boşsa orayı kaldırmanız gerekiyor. Tırnak yaklaşık bir 20 gün sonra tamamen iyileştikten sonra böyle sertleşmeye başlayacaktır. Daha sonra da katranı sürüp vurumuna gider. Önce öktüsünü atalım. Başla baba. Şimdi önce bir takoz atacağız. Şimdi Ali Dayı takozun yapışması için oralara çentik atıyor. Oralara niye böyle yapıyor diye soruyorsanız. Şöyle bir peçete kapat da kanı da bir baskılayalım. Takoz yapıştırıncaya da. Hızlı yapıştırıcı kullanıyoruz. Takozlar için özel satılar. Kışın özellikle plastik takoz kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü tahta takozlar hayvanınızın suyu yorduğu zaman tırnakta direkt erimeye başlayacak ve eridikten sonra tekrar takoz atmanızı isteyecektir. Getir burası, şurada çok yaptı. Şöyle. Hazır. İçerisinde iki tane ürün var. Karışarak geliyor. Ve saniyeler içerisinde kuruyor şöyle. Yürüyor. Çok hızlı yapışıyor. Şimdi delikler de var. Deliklerin içerisinde de uzunmanız gerekiyor. Plastik takoz kullanıyorsanız da deliklerin yoksa biraz zor yapışır ve çabuk atar ama oradaki deliklere girdikten sonra orada sayımızı kalacak. Böyle durumlarda önce takozu atıyorsunuz. Takozun kurumasını bekliyorsunuz. Takoz yapıştırdıktan sonra kurumaya başlayacak. Tozlu ve suyu kullanıyorsanız özellikle. Siz bu işlemi yaparken diğer tarafta hayvanınızın ayağını bandaj alın. Bandajını sarın. Ve daha sonra orada zaten tamamen kurumuş olacaktır. Böyle kanamamıza bayağı durdum. Kanama çok fazlaysa eğer arkadaşlar, buradaki enfeksiyon devam eder. Çünkü buradaki kan dokusu, kanlı doku bakterinin üremesini hızlandırır. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra çinko içeren sütleri sıkıyoruz. Çinko dokuların iyileşmesine ve tırnak oluşumunda oldukça etkili bir şey arkadaşlar. Gelin burası sıkıyoruz şimdi. Ali'den şöyle sargı bezini ayarlıyor. Bu sargı beziniz yoksa arkadaşlar şuradaki renkli bandajlarla da bu işi halledebilirsiniz. Ama sargı beziniz varsa daha sağlıklı olacaktır. Ali dayım da zaten yorgan gibi yaptı bu işi. Eski yorgancılardan kim kaldı abi? Ben. Güzel karışmanız var mı? Şöyle. Bu bandajı arkadaşlar, bu tırnağın iyileşmesi yaklaşık 3x4 yapacağız. Videonun başında söylediğim gibi. Daha sonra 4. bandajdan sonra hayvanın bandajı çıkacak. Bandaj çıktıktan sonra da hayvanımızın ayağını katran süreceğiz. Tırnağın oluşması gerekiyor. Ve takoz orada kalmaya devam etmesi lazım biraz da. Takoz kalmazsa oradaki yumuşak canlı dokuya herhangi bir taş geldiği zaman hayvanımız tekrar toparlamaya başlayacaktır. Oradaki uğraşmış olduğumuz şeyler neyle oynadı? Emekler hepsi boşuna gidecek. Nasıl sarıldığını da göstereyim böyle güzelce size. Lütfen ayarlayın.
hızlandıralım. Şarjımız bitiyor. Şimdi renkli bandajımızı da sarıyoruz. Şimdi bu hayvana bir ağrı götüreceğiz. Bir ağrı kesici gireceğiz çünkü biraz ağırlı süreç. Hayvanımızın vefanı gitmemesi için. Ve en sonunda gri bandajımızı çekeceğiz. Yayınımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki tırnak videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Tırnaklarınızı bu hale getirmeyin sizi. Sar Ali abi. En son sarım videosunu yapalım. Gri bandajı. Arkadaşlar bu gri bandajı özellikle bir de zipli bandaj var. Onu da kullanabilirsiniz. Onlarla az şey yapıyor. Neydi onları? Sıvı geçiriyor. Oradaki ilaç suya temas etmeden ne kadar değilse o kadar hızlı iyileşecektir. Tırnağımızın sonuna şöyle göstereyim. Şu açıdan da gösterelim. Ali abi teşekkür ediyoruz. Murat teşekkür ediyoruz. Bir el sallayayım baba, yayınımızı bitirelim.